Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir tıraş, yeni bir video. Şöyle görebilirsiniz. Neyse, sorun bu değil. Sorun şu ki, sorun hiçbir yerde Hotwheels bulamıyorum abi. Hiçbir yerde yeni bir model yok. Artık şimdi 50'leri oldu. Seçimlerden sonra kaç olur bilmiyorum. 75 falan büyük ihtimalle. Artı olarak premium da yok. Artı olarak Greenlight'lar var. MGT'ler var. Bunlara da çok büyük zam gelecek. Büyük bunun %'lik üzerinden gelecek zam. O yüzden daha da büyük. Neyse kes. Abi şimdi 4 tane aracım var elimde. Bir tanesi Rimac Nevera. You know what I mean? Yine başladık hocam. Yine başladık. Bunları açmıyorum çünkü şu anda raflarımda yerim yok. Ve yeni bir nasıl desem, yeni bir oda turu gelecek. Oda turu vlogu yok. Vlog değil, bayağı oda turu. Bu arada hastayım, o yüzden gözlerim altı morarık ve kızarmış. Çok kötü durumdayız yani. Şimdi dün de abi 2 ay boyunca aradım. 2 ay ne demek ya? 2 ay boyunca bir araba aranır mı? Gördüğünüz gibi şu. Bu neydi? Mazda. Mazda ne Mazda? Unuttum. Mazda o kadar. Mazda 7B mi ne yazıyor? Mazda 787B. Abi 35 liraya aldım Mark 2'den. O yüzden mükemmel bir şey bu. Evet, bunu açacağım çünkü bunun için yer açabilirim abi. Çok efsane güzel bir araba. Ben çok beğendim bu arabayı. Bence aşırı detaylı. Tırnağın üzerinde kağıtlar kaldı, o fiyat kısmı. İki tekeri farklı. Arkasında detay yok ama şöyle yapılmış. İkinci aracımız ise, pardon, üçüncü. Bu Jeep. 67 Jeepster Commando. Bunun içine yer açacağım büyük ihtimalle. İlginç bir araba. Şöyle koyayım. Motosiklet var arkasında. Gri. Ama motosikletin yarısını koymuşlar. İçi bu arada gayet güzel, detaylı gözüküyor. Bakalım biraz daha detaylı. Evet, tabak yapmışlar içine güzel. Sonra bir tane orada ters çevrilmiş bubble tea bardağı var. Yani hiç, yalnızca şu koltukları tırtıklı yapmışlar. Başka bir detay yok içinde. Ya şimdi şuraya yapsalar bir şey yakışır mıydı? Bence yakışmaz, o yüzden böyle daha iyi olmuş. Eagle Motors diye bir reklam var burada. Ve bakın şurada. Şilecekler yapılmış, fenerler yapılmış. Ve üzerinde mavi mavi desenler var. Tuhaf biraz. Jantları yakışmış, hoş bir jantı var. Aşağıda detay yok. Önde ne var anlamadım. Garip garip bir şeyler var ama. Neyse. Bırak da. Bir adet TH'imiz var burada. 50 liraya Toy Shop Bahçeşehir'den aldım. Uzun zaman, ben ilk bu case çıktığında her 2-3 defa gördüm bunu. Sonra dedim ki abi her yerde var, demek ki alınmıyor, tutmamış. Sonra almadım. Ama artık bir karar verdim ki bütün TH'leri alacağım. O kırmızı bir tane kamyon vardı. O hariç hepsini alacağım. Çünkü o aşırı çekeyim. Bu biraz güzel böyle. Dikkat çekici farkındaysanız. Altın ve burası komple metal. Dışı da dikkat çekici. Ve bakın hemen üstünde, bunu açmayacağım. Şöyle bir TH sembolü var. Evet. Bu inceleme bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ki ben olsam beğenmezdim. Kendinize iyi bakın.